Şimdi sizin 16 senedir geleneksel tabanınız, yani Refah Partisi sonrasında evet. Fazilet ve Saadet'in tabanı, ANAP'ın, DYP'nin tabanından da ekleyerek AK Parti'ye gittiler evet. Ve AK Parti'deler. Bugün neden AK Parti seçmeni dönüp bu seçimlerde sizin adayınıza oy versin? Nasıl ikna edeceksiniz onları? Çünkü orada çok oluşturulmuş bir politika var ve tabanını bir şekilde konsolide ediyor. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl yapacaksınız? Şimdi üzerine durduğumuz konu orada şu. Toplum şu anda kendilerine yapılan hizmetleri görmezden gelmeyerek, toplumun geldiği noktaya baktığımız zaman ihtiyaçlarının bugün daha iyi karşılanması icap ediyor. Yani toplum bir defa adalet istiyor. Bunu AK Partililer de istiyor. Toplum kendi AK Parti cenahına baktığımız zaman kendi manevi değerlerini muhafaza etmek, bugüne kadarki kazanımlarını hangi sahada olursa, ister eğitimde olsun, ister sosyal hayatta olsun, kendi değerlerini muhafaza etmek istiyor. Aynı zamanda da ekonomik yönden kendi ihtiyaçlarının kendisine hakikaten başkasına muhtaç olmadan giderecek bir seviyeye gelmesini istiyor. Toplumda şimdi bu ihtiyaç AK Partililer için de yok mu? Var. Ama onu işte burada başarırlar. Bir olgu oluşturuyorlar. Evet, bunu başaramadılar ama yine de biz buna razıyız noktasına getirmek istiyor AK Parti. Başaramadığını biliyor. Sosyal adalette sınıfta kaldı. Adalette sınıfta kaldı. İnsanlara hürriyet bahşetmek dedim. Yani hürriyeti bahşediyorlar adeta. Onu da düzelterek söyleyelim. Hürriyeti temin etme noktasında, insanların kendi fikirlerini, düşüncelerini söyleme noktasında sınıfta kaldı. Yani şu anda tek partili dönemin biraz daha ilerisine geçtik. Devlet mekanizmasının tamamı AK Partili olacak. Böyle bir anlayışla hareket ediyorlar. Devlet mekanizması iktidarda bulunanların fikirlerini beğenmeyenlerden de oluşabilmeli. İnsanlara bu hakla. İşte biz o noktada AK Parti neden oy kaybetti? Şimdi AK Parti oy kaybediyor. Bir defa bunu en son seçimde gördük. Cumhurbaşkanlığı seçiminde %42 oy aldı AK Parti. Gerisini Milliyetçi Hareket Partisi tamamladı. Ha şimdi bu %42 30'lara doğru iniyor. Kaybediyor. Çünkü tatmin edemiyor. Kendisine oy veren geçmiş seçmeni artık tatmin edemiyor. Çünkü adalet hakikaten kayboldu. Tek parti yönetimi var der misiniz şu an? Var şu anda. Yani AK Parti'nin en fazla dile getirdiği işte bir dönemin tek partisi, o dönemdeki uygulamalardı. Onun dönemi daha mı kötü görüyorsunuz? Yani onun ötesine geçti. Bir fark var burada. O dönemde inançlı kesime, işte hanımların başı örtülü olanlarına bir baskı vardı. Bu dönemde o yok. Doğru, bu hakkı da verdi. İşte eğitimde bir değişiklik yaptılar. Doğru, İmam Hatip okulları açıldı, artıyor. Ama buna rağmen siz bunun dışındaki düşünceye sahip olan insanlar veya öyle yaşantıları öyle olmasına rağmen fikirleri, ülkenin yönetilmesindeki fikirleri farklı olan insanlar dışlanıyor. Ama burada Temel Bey şunu yorumlamanızı rica ederim. Yapılan araştırmalar tam da bugün giderek daha fazla gencin deizme kaydığı, yani muhafazakar ailelerin çocuklarının giderek daha fazla dinden uzaklaştığını koymaya başladı. Yani sosyal olarak AK Parti'nin tabanı artık dindarlıktan uzaklaşıyor gibi bir durum var. Başını açan kızların sayısı inanılmaz artmakta. Dolayısıyla bunu nasıl okuyorsunuz? Demek ki muhafazakar, dindar, koyu dindar tabanda bir sorun mu var? Nasıl? AK Parti bir bakıma İnançlı kesimin temsilciliğini üstlendiği için politikaları bu tabanı tatmin etmiyor artık. Çünkü insanlar sadece bir kelimeyle, yani ben şunu söyleyeyim, bizim inancımızda dinde zorlama yoktur. Yani kimse ille de Müslüman olacaksın diye zorlanmaz. Bu dinin temel kurallarından birisidir. Onun için de Müslümanlar geçmişte bir ülkeye gittikleri zaman insanları zorla Müslüman yapmamışlar. İnsanlar Müslümanların güzel ahlakını gördükçe İslam'a meyletmişler. Şimdi bu ortadan kalkıyor. Yani siz toplumda baskı uygulamaya kalkarsanız elbette bir
dirençle, bir reaksiyonla karşılaşırsınız. Çünkü insan diyor ki ya sen Müslümanım diyorsun. E sonra İslam'ın emrettiği adaletten uzaklaşıyorsun. Bu ne biçim iş? Sen Müslümanım diyorsun. Ya kama malına el uzatıyorsun. Sen Müslümanım diyorsun. İsraf aldı başını gidiyor. Bu ne biçim Müslümanlık diyor. İşte yanlışlık burada. Biz de diyoruz ki olmaz. Siz Müslümanım diyorsunuz Türkiye'yi. Bugün onu da konuşacağız. Yani neredeyse 3-5 tane şehre toplayacaksınız. Geri kalanın ne hali varsa, haliniz varsa gör, daha ağır bir ifade kullanmak istiyorum. Haliniz varsa görün diyeceksiniz. Olmaz. Ne gelir dağılımında adalet var, ne de toplumda fikri, fikir babında, fikir hürriyeti kamil manada var. Hükümet gibi düşünmeyenler, daha doğrusu hükümet kalktı. Sayın Cumhurbaşkanı gibi düşünmeyenler, üniversitelerden de, devlet kadrolarından da her yerde uzaklaşıyorlar. Devlet kadrolarında şunu anlarım, elbette bir bütünlük olacak, bir yeknesaklık olacak. Başta gösterilen istikamette, politikalar istikametinde hükümet kendisine çeki düzen verecek. Ama sadece fikrini ifade eden insanlar eğer elemine edilirse, o zaman iş ehline verilmezse, ehliyetsiz insanlar iş başına gelirse, ehliyetsiz insanlar yönetimin çekici olur. Başkasının kafasına vurduğu bir pozisyona gelirler. Darbe vururlar.